size demiştim. Yani Alamet Hoca tarihin hiçbir döneminde çekilmiyor. Evet, gerçekten de öyleymiş. Selin abla, ben bu zamandan sıkılmaya başladım. Ne zaman kendi zamanımıza döneceğiz? Ya merak etme Nazlıcığım. Yüce Onos yakında her şeyi eski haline getirir. Evet, hem Selena keyfini çıkarın dedi. Ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır? Ay, tarihin hiçbir döneminde çekilmeyen bir tek Alamet Hoca diye biliyorsunuz değil mi? Ne diyorsun sen ya? Geldiniz mi kızlar? Durun durun, inmeyin. Gidiyoruz, size bir sürprizim var. Sıkışın bakayım, sıkışın, sıkış, çekil. Zülfü gel, yürü. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Aslı yenge, nereye gidiyoruz? Şiş bakayım yengeli baba. Ah, yengesinin bir tanesi canım benim. Size bir sürprizim var. Hamama gidiyoruz. Hamama mı? Hı-hı. Ya bana ne Aslı, ben hamama falan gitmem. Kıvılcım sus yavrum. Çok mutlu olacaksın, mesut olacaksın. Hem pek âlâ haberlerim var sana. Ya nedir? Orada öğrenirsin. Hadi çocuklar, hep beraber çok eğleneceğiz. Selin'cim keşke üstüne daha güzel bir fistan giyseydin. Ay, o mahalle beyni anlamak mümkün değil. Bu şaşırmış kuzu neresine bir küp altın veriyor anlamıyorum yani. Biz de üzülmeyin iyiyim falan sormayalım değil mi? Hadi çocuklar, yüzünüz yüzsün biraz bakalım. Gülün gülün. Özellikle de sen ama. Hadi gel buraya. Aa minik kuşum. Sen niye oynamıyorsun? Dokuşup oturmuşsun orada. Gel hadi. Ya saçmalama Aslı. Ben böyle çengelik yapmam. Kıvılcım. Saçmalama kızım. Selin'den ebediyen kurtuluşumuzu kutluyoruz. Kalk dedim. Nasıl yani? Nasıl var mı? Şu arkamızdaki kadın var ya. İşte onun 70 yaşındaki babasına Selin'i istiyorlar. Ne ya? Hani Selin evleniyor mu? Evet. Üstüne sıktı. Başlık parası alarak bir küp altın veriyorlar. Allah, o zaman bana kaldı. Hayırlı olsun Selin'cim. Ne hayırlı olsun Kıvılcım. Ay ne olacak canım. İzdivacığım yakında evleniyormuşsun ya. Ya ben kimseyle evlenmiyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Aa, senin haberin yok mu canım? Teyzenin babasına isteyeceklermiş seni. Yani bir yerde o teyze senin kızın olacak. Kızın olacak. Kıvılcım, hamam sana yaramadı galiba. Beynin sulandı senin. Ay zavallı Ozan Bey. Senin 70'lik bir adamla evlendiğini görünce kim bilir ne kadar üzülecek. Ve onu kim teselli edecek? Bil bakalım, bil bakalım, bil bakalım. Kıvılcım sen gerçekten kafayı yemişsin. Ben kimseyle evlenmiyorum. İnanmazsan Aslı'ya sor, sor. Aslı yenge. Ah canım, Selin'cim gel 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 gel. Aslı yenge, Kıvılcım'ın söyledikleri doğru mu? Yenge, bu kadınlar seninle o yaşlı adama mı isteyecek? Evet canım, adam çok zenginmiş. Ay çok şanslısın, çok. Hadi Allah'ın yüzünü yüzün çocuğum benim, hadi. Ya Aslı yenge, sen ne diyorsun ya? Ben kimseyle evlenmiyorum. Ben daha kaç yaşındayım? Ne demek kaç yaşındayım canım? Kadın kadar oldum. Kaldı, çocuğum neredeyse, evlen git. Zaten Ekrem amca izin vermez. Amcanız mı? Çocuk var. Size böyle acı bir gerçeği söylemek istemezdim. Bey amcanızla ilgili gerçekleri artık anlatmak zorundayım. Ekrem amcanız maalesef iflasın eşiydi. Selin'cim sen o adamla evlenmek zorundasın. Evlenmek zorundasın. Tek kurtuluşumuz bu. Yoksa amcan intihar edecek. Ölüp gidecek. Eğer bu vicdan azabıyla yaşayabileceğim diyorsan evlenme. Evlenme tamam. Artık karar senin. Karar senin.